Aras Hospital değerli hekimleri çalışanları paylaştığımız destekleyici eğitim günümüze daha hepiniz hoş geldiniz. Ortak yetkinlik ve değerlerimiz doğrultusunda bir iki maddeyle ufak hatırlatmalar yaparak değerli hekimimize sunumunu sizlerle paylaşacağız. Ekip ruhu ve dayanışma. Hepimiz hastanenin birer üyesi olup çalışma arkadaşlarımızın başarı ve becerilerini takdir eder, burada paylaşırız. Bugün de engin bilgileriyle bizlere başarılarından kesitleri paylaşacak hekimimiz en güzel örneklerinden. Hastanemize katma değer yaratacak şekilde işbirliğinde olmalıyız. Bu da ekip içi uyumlarımızda önemli birer rol oynamaktadır. Ve en önemli yetkinliklerimizden farkındalıklara uyum. Çalışanlar yetenek, bakış açıları, farklı beceri ve kültürlerden yararlanmak için tüm farklılıklara saygı gösterir. Uyum içinde çalışarak değişime daha hızlı uyum sağlarız. Bunlar kısaca ele aldıklarımız. Uyum konusundaki zincirlerimizin parçalarını dışarıda farklı yerlerde bırakmamalıyız diye düşünüyoruz. Bırakmamalıyız ki başarılarımızı birlikte zincirlere halkalar ekleterek büyüyelim, büyüyelim. Şimdi sunumunu bizlerle paylaşmak üzere beyin cerrahisi hakkında bilinmeyenler konulu anlatımı ile beyin ve sinir cerrahisi uzmanımız Doçent Doktor Çetin Ayhan Evliyaoğlu'nu yüksek alkışlarımızla takdir ediyoruz. Nöroloji hakkında bilinmeyenler, vallahi ne olduğunu ben de bilmiyorum ama yapacağız şöyle. Beraber öğreneceğiz bunu. Evet, nöroloji bir nevi şişede kimi maketi yapmak gibi bir işin cerrahi kısmı var. Biraz bilgi istiyor. İyi nöroanatomi, iyi nöroradyoloji, iyi nöroşirurji, iyi nörofizyoloji bilmeniz lazım. Biraz emek istiyor. İnce ince uğraştığınız bir alan. Bir çeşit zanaattır. Usta-çırak ilişkisi vardır. Bir nevi sanattır, ince bir iştir. Yine felsefesi var. Biraz zor bir meslektir aslında. Yani çok akıl kârı bir iş değildir biliyorsunuz. Hani insanın aptalı doktor, doktorun aptalı cerrah, cerrahın aptalı beyin cerrahı olmuş. Biz de olduk. Hala çırak seviyesinde devam ediyor. Yani ince bir iş, küçük bir yerden, küçük bir açıklıktan sabırla, özenle, emekle yaptığınız bir iştir. Dar bir alanda çalışırsınız. Küçük bir koridordur. Buraya gördüğünüze bakmayın, bu mikroskopla büyütülmüş hali. Aslına bakarsanız bu yaklaşık 2 santimlik bir açıklıktan bir köşe tümörünün, köşe bölgesinin görüntüsü. Pontoserebellar köşe bölgesi. Damarlar, şeyler. Bazen bir saat ustası gibi ince ince uğraşmanız gerekir. Bazen bir bomba imha ekibi gibi anevrizmaları özellikle kriplerken sağda soldaki damarları patlatmamayı, onları incitmemeyi dikkat etmeye çalışırsınız. Yaptığınız iş böyledir ama yine de bu adamlara göre daha zordur. Çünkü bu adamlar en azından sadece buradan bakmak zorunda değiller. Sağını solunu görebiliyorlar. Canları çok sıkıldıkları zaman bırakabiliyorlar. Biz öyle değil. Hastayı bırakıp gidemiyorsunuz. Tek bir açış, bakış açınız var. Minimal invazif çalışmanız gerekiyor. Bu arada kalmış notlarımdan bir tanesi. Evet, bu işin felsefesi. Dediğim gibi, beyin cerrahisi aynı zamanda bir sanat, aynı zamanda bir felsefe. Tabii minimalist akımdan etkilenmiştir. Nedir minimalist akım? Bunları benim ihtisastan devre arkadaşımdan aldığım birkaç slide. Ben çok sanattan anlamam ama. Bunlar sanat, bilim, felsefe, farklı
disiplinde olmalarına rağmen birbirlerinin içine giren, birbirlerini destekleyen şeyler. Bazen birisi diğerine ilham kaynağı olabiliyor ve birbirlerini destekleyebiliyor. Minimalist sanat özellikle azla yetinmek, eldeki sınırlı olanaklarla yola çıkmak ve bu çerçeve içerisinde yapıtı kurmaya çalışmak. Ama içeriği asla azaltmıyor, önemi vermek istediğine veriyor. Çevredeki diğer öğeleri azaltıp sadece anlatmak istediğini ön plana çıkaran bir akım. Bu felsefi akım bilimde de kendini etkisini göstermiş. Bilim ve sanat sürekli birbirlerini destekleyen akımlar halinde. Bu da gelişen mikroskoplar, endoskoplar gibi aletlerin gelişmesiyle daha küçük, daha minimal yaklaşımlarla, daha az zarar vererek sadece uğraştığımız alanı alanda çalışmak üzere kendimizi eğittik. Evet, bu kadar şeyden sonra neler yapıyoruz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Beyin cerrahisinin alanları içerisinde bir tanesi nöroonkoloji. Bu beynin ve omurilik ve omurgada yerleşen her türlü tümörler bu grubun içerisine giriyor. Beyin dediğimiz zaman baş, saçlı deri, kemik, onun altında beyin zarı, beyin dokusu, damarlar, bunların her birinden tümör gelişebiliyor. Ve bu tümörler sadece burada geliştikleri gibi dışarıdan gelen tümörler de beynin en az kan akımının %20'sini aldığı için bu tümörler en çok beyne metastaz yapıyor. Yine burada metastazları da sık görüyoruz. Burada sadece burada yaptığım vakalardan göstermek istiyorum size. Nelerle uğraştık diye. Bir intrakraniyel metastaz vakası. Bu bir meme kanserli bir hastaydı. Karaciğerde de metastazı vardı. Aynı zamanda görüyorsunuz beyin dokusu içerisinde de beyin zarına da bulaşmış bir tümör. Açtığımızda kemik dokusunda bir tümör olduğunu gördük. Bu ameliyat sonrası filmi. Evet, bu da ameliyat sonrası MR'ı. Tamamen temizlenmiş bir durumda. Yine buna beyin zarı ve kemik dokuda yapıldı. Tümentoyla. Bir parasagittal menenjiyom vakası. Görüyorsunuz hemen kenarda şöyle. Buradaki damarın hemen bitişiğinde, özellikle bu beynin sagittal sinüsünün hemen yanında. Hastanın pozisyonu, bizde pozisyonlar da oldukça önemli. Nereden yaklaşacağınızı, nasıl yaklaşacağınızı, hangi yöntemle en az zarar vererek en kısa sürede ulaşabileceğinizi hesaplamanız lazım. Bu görünen tümör, beyin dokusu, kemik açılmış durumda. Ameliyat sonrası tamamen temizlenmiş. Yine bir kraniyel kemik tümörü vakası. Bakın görüyorsunuz kemiği erode etmiş, kabartmış. Alnında da bir şişlik halinde kendini gösteriyor. Ameliyat sırasında kemik etrafındaki sağlam dokusuyla birlikte çıkarıldı. Buraya kemik çimentodan yapay bir kemik uygulanıp hastaya kapatıldı ve ameliyat sonrası görüldü. Travma, bu da beyin cerrahisinin ilgi alanı içerisinde. Her türlü kafa travması, omurga, omurilik travması yine bizleri ilgilendiriyor. Bu hastalara acil girişimler yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde de birlikte tedavi planı içine alınıp düşük morbidite, morbidite sağlanmaya çalışılıyor. Bu bir intraserebral hematom vakası. Görüyorsunuz kocaman beynin 3'te 1'inden fazlasını doldurmuş durumda. Ameliyat sonrası görünüm.
Bir yine travma vakasından, travmatik kranial defekt, hidrosefali vakası. Görüyorsunuz bu bir Filistinli hasta, kafatası yok. Aynı zamanda hidrosefalileri var, büyük bir defekti var. Kemik filmlerini görüyorsunuz. Buna böyle bir işlem yaptık. Çünkü alttaki boşluk çok fazlaydı. Sadece kemik çimentoyla tutmayacak gibiydi. Bir kafesten konstrüksiyon oluşturup üzerine kemik çimentoyla destek yaptık. Ameliyat sonrası görüntüsü. Beyin kanamaları da yine bizleri ilgilendiren bir durum. Yine yüksek tansiyon hastalıkları ya da vasküler arterovenöz malformasyonlar, anevrizmalar bizim konumuz içerisine giriyor. Yine buradan bir hasta, bir subdural hematom, 1,5 ay önce trafik kazası geçirmiş. 10 gündür unutkanlık baş ağrısı sağ tarafında güçsüzlükle bize başvurmuş. Ve çektiğimiz MR'da içeride bir kanama sapladık. Ameliyat sırasındaki görüntüsü ciğer gibi oluşmuş, beyin zarı kaldırılmış durumda. Altında hematomu görüyoruz, bası yapmış beyne. Temizlendikten sonraki kısmı. Yine bunlar bu kadar da kalmıyoruz. Aynı zamanda burada bir membran oluşuyor fibrinden. O membranı da kaldırıyoruz. Ve beyin alttaki taze beyin dokusu gözüküyor. Sonra da beyin zarını dikip kapatıyoruz. Bu da post-op filmi. Evet, boyun, bel fıtığı, dejeneratif omurga hastalıkları. Bu grupta bizim ilgi alanımız içerisinde en çok yaptığımız ameliyattan daha çok sık gördüğümüz. Bunlar da beyin, boyun, boyun ve bel fıtığı, yine kaymalar, kanal darlıkları, her türlü omurga ile ilgili dejeneratif durum bizim ilgi alanımız içerisinde. Bir disk hernisi vakası görüyorsunuz. Oldukça büyük bir fıtık var. Dışarı doğru taşmış. Sağ tarafı doldurmuş. Bu gördüğümüz en büyük fıtıklardan bir tanesiydi. Yani evet. Tek bir parça halinde çıktı. Oldukça da büyüktü yani. Çok da ızdırap veriyordu hastaya. Bir boyun fıtığı vakası. Görüyorsunuz şurada bir fıtıklaşmış, sol tarafa doğru. Hastada sol kol ağrısı, sol kolunda güçsüzlük ve uyuşmaları vardı. Bu ameliyat öncesi film. Ameliyat sonrası buraya bir protez takılmış. Bu da burada yaptığımız bir vaka. Yine bir başka boyun fıtığı vakası. Bunda iki mesafe fıtık var. Görüyorsunuz sol. Sağ tarafta ve sol tarafta fıtıkları var. Ameliyat öncesi filmi ne kadar daralmış olduğunu görüyorsunuz. Ameliyat sonrası bu ters açılan var, boyundaki düzelmiş, aksı düzelmiş ve buralarda da koyduğumuz keyişler. Yine bir başka boyun fıtığı, bu hastada aynı zamanda miyelopati bulguları da vardı. Hasta yürüyemiyordu, kollarında ciddi kuvvetsizlik vardı. Görüyorsunuz burası boğum boğum olmuş artık basılardan dolayı. Bu hasta da yine burada ameliyat oldu. Ve araya koyduğumuz keşlerin dışında bir de plak koyduk ki daha sağlamlaşsın, daha şey olsun. Yine bel kaymaları ve kanal darlıkları da bizim grubun içerisine giriyor. Görüyorsunuz oldukça dar bir kanal var. Yine buralarda kaymaları var. Direkt grafisinde çok daha net belli oluyor bu kaymalar. Açıklığı görüyorsunuz. Yaklaşık grade 1 bir spondilolistezis var. Aynı zamanda dar kanalı var. Hasta ameliyatta kanalı açıldı, rahatlatıldı, platinler takıldı. Ameliyat sonrası görüyoruz. Yine bir kanal darlığı olgusu. Görüyorsunuz çok az kalmış. Bu hastalarda ciddi bir şekilde nörojenik klavikasyo dediğimiz belli bir mesafe yol yürüdükten sonra ayaklarında uyuşmalar, işsizlikler başlar, oturup oturma ihtiyacı hissederler, çömelerek dolaşırlar. Bu hastayı da
aynı şekilde posterior stabilizasyon yapıldı. Dikkatinizi çekmek istiyorum. O demin gördüğünüz ameliyat görüntüsüyle, yani o kadarcık bir görüntü içerisinde bu alanlarda bunu şeyler, vidalar yaklaşık 6 milim kalınlığındadır. Oradaki kalınlık da aşağı yukarı 7-8 milim kalınlığındadır. Yani geçirdiğimiz zaman şu daracık alandan geçiririz o vidaları. Ve içerideki kanala girmemesi gerekir. Çevreye girmemesi gerekir. Sağda solda çünkü hep tehlikeli alanlar vardır. Yine aşağıda da, yani bunun sagittal kesitini de görüyorsunuz. Şu daracık alandan geçer. Kolay bir iş değildir yani yaptığımız, akıllı bir iş değildir. Yine bir vertebra fraktürü. Bir torakal vertebra kompresyonu. Bu hastadan skopi eşliğinde girdik. Buna açmadan giriyoruz. Skopi eşliğinde direkt yine aynı yerden girip içeriye ulaşıyoruz. İçeriye kemik çimento veriyoruz. Ve o kemik çimentoyla oradaki kemiği destekliyoruz. Hastanın ağrıları geçiyor. Aynı zamanda oradan biyopsi de alabiliyoruz. Bu hastadan da almıştık zaten. Ameliyat sonrası görüyoruz. Yine bir Chiari malformasyonları, dejeneratif grup içerisinde yer alıyor. Beyincikte sarkma var, hastada baş ağrısı, erkek kolda uyuşma, ağrı, elektriklenme, bazen yürüme bozuklukları ya da elde ince işlerde kusurlar olur bu hastalarda. İleri safhalarda omurilikte silingomiyeli görülebilir. Bu hastaya da pre-op tomografisi, post-op tomografi, bu hastaya da dekompresyon uygulandı, kemikler açıldı ve omurilik bölgesi rahatlatıldı. Hastanın bütün şikayetleri geçti. Pediatrik alanda bizim uğraştığımız alan. Bunlar da doğuştan gelen hastalıklar. Mielaseller, hidrosefaliler, arachnoid kistler. Bunun gibi gergin omurilik sendromu gibi durumları ameliyat ediyoruz. Bu bir günlük bir hasta, Tamer Bey'in doğurduğu bir vakaydı. Ertesi gün bu hastayı ameliyata aldık. Görüyorsunuz sinir elemanlarını içeriden çıkmış durumda. Bu ameliyat sonrası görüntü, o sinir elemanları bulundu, tek tek diseke edildi ve omurilik içine gömüldü. Post-op birinci ayki görüntüsü. Post-op 2 yaşında, artık dolaşarak geliyor, gayet rahat, iz bile kalmadı. Enfeksiyon hastalıkları da bizim ilgi alanımız içerisinde. Her türlü çeşitli beyin, omurilik kapseleri ve enfeksiyonlar. Bakın bu da 4 haftalık bir bebekti. Konjenital intrauterin bir enfeksiyon gelişmişti, torç grubu. Ve hastada ciddi abseler vardı. Ki bu abseler oldukça mortaldir, %30 mortalite içerir. Bunlara da yine non-invazif içeriye girip küçük bir delikten abseleri aspire ettik. Ameliyat sonrası görüntü antibiyotik tedavisiyle abseler tamamen kayboldu. Hiçbir defekt olmadan çocukta gayet normal bir şekilde bunun kontrol şeyi yok. Ama bu erken dönemki şeyde tamamen geçtiği görülüyor. Bu da geçenlerde geldiği bir kontrola büyümüş. Bir hidrosefali vakası. Buna küçükken, 6 aylıkken bir şap takılmış. Fakat baş ağrıları, bulantı kusmaları devam etmiş. Yaklaşık bir iki aydır şantının çalışıyor olduğunu söylemişler ve boşaltmaya yanaşmamışlar. Geldi, çekilen filmde şantın ucunun kortekste olduğunu gördüm. Yine MR'da da korteksin içinde olduğu görülüyor. Tekrar bu şant revizyonu yapıldı. Şantın ucunu bilmiyorum, buradan çok görülmüyor ama rahat bir şekilde şuradan izlenebiliyor. Şu anda Kars'ta hala gidip geliyor ve hiçbir sorun yok.
Fonksiyonel nöroşirurji bizim ilgi alanımız içerisinde. Yine spastikte ağrı hastalarında ağrı pompası takılması, yine baklofen pompaları takılması yapılabiliyor. Yine RF denervasyonları uygulanabiliyor. Bu da bizim burada yaptığımız şeylerden bir tanesi. Bir RF uygulaması yapmışız. Yine burada foraminal blokla ağrısını geçirmişiz hastalığı. Yine periferik sinir hastalıkları, özellikle bizim ilgi alanımız içerisinde her türlü sinir sıkışmaları, sinir kopmaları, kesileri, bütün bunların hepsini yapıyoruz. Evet, bunları tek başıma yapmıyorum. Arkamda oldukça kalabalık bir ekip. Teşekkür ediyorum.